Özden Göroğan'ın özel eğitim ve sorunları ile ilgili güzel konuşma istiyorum. Sayın Katip, ismini okuyun lütfen. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ile Koca. Cumhuriyet Meclisi 7 Mayıs 2019 tarihinde 62. Meclisi'nde özel eğitim ve sorunları ile ilgili güzel konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 62. maddesi gereğince uyarınca gelen saygılarımı arz ederim. Özdemir Berava, Ulusal Birlik Partisi, Girdem Cepheti. Buyurun Sayın Berava. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bu denetim gününde pek tabii arkadaşlarımız güncel konuşmalarını yapmakta ve bu bağlamda da hükümetin yaptıkları icraatları bir denetleme fırsatı buluyoruz. Bana kadar gelen konuşmalar içerisinde özellikle Sayın Ekonomi Bakanı Özdil Nami'nin ifadelendirmelerinde gerçekten önemli bulgular çıkarmak mümkündür. Sayın Nami, kaynak aktarımı konusunda hükümetin bugünkü durumunda bir durağanlık olduğunu ifadelendirmiştir. Bu açıdan baktığımız zaman da devletin maliyesini ve gelirlerini toplayıp toplum yararına, toplum faydasına, gider faaliyetlerine döndürme konusunda da çok sıkıntı içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan da baktığımız zaman şunu açık yüreklilikle ifade edebiliriz ki Türkiye kaynaklı yardımların veya kaynak akışının gelebilmesi açısından yasal bir prosedür olan mali ekonomik protokol Sayın Başbakan'ın bu kürsüden ve televizyonlardan defaatle ifadelendirmesine rağmen Nisan sonunda tamamlanamamış ve bu bağlamda da Mayıs ortasında imzalanması hedeflenen ve akabinde gelecek olan kaynakların akımı konusunda da ciddi sıkıntılar vardır. Bu aşamada tabii ki bu hükümet daha 3 aylık bir hükümet değildir. 14. ayını tamamlamış bir hükümettir. Ve bir önceki hükümetin de 18 ay görev yaptığını düşünecek olursak artık görev yapma süresi içerisinde belli bir olgunluğa erişmiş bir hükümettir. Ve bunun eğitim bacağıyla ilgili olarak değerlendirecek olursak bu hükümetin hükümet programı içerisinde Eğitim Bakanlığı'nın yapacakları konusunda halka verdiği taahhütler söz konusudur. Ve bu taahhütler burada, bu kürsülerde Sayın Eğitim Bakanı'nın da pek çok kez ifadelendirdiği çeşitli taahhütler söz konusudur. Yatırım alanından bu konuya bakacak olursak, neden yatırım alanından dedim? Çünkü tabii ki bir yatırım yapabilmesi amacında bir kaynak gereksinimine söz konusu olacaktır. Sayın Eğitim Bakanı bir önceki bütçe yılında kaynakları içerisinde bulunan 10 milyon TL'nin kaybettiğini ifade etmiştir. Teknik olarak yok olduğunu ifade etmiştir. Ve bu hükümet kuruları alt yapı açısından gerçek anlamda bir alt yapı yatırımında hedefledikleri ve verdikleri sözlerden çok uzak halde durmuşlardır. Ve şu anda bakıyoruz, görüyoruz ki 14 aydır Sayın Bakan'ın ifadelendirdiği üzere Girne'de yeni okul yapımı veyahut da güzel iskele bölgesinde yeni kolej binası yapılımı konusunda sürekli taahhütleri vardı. Burada her kürsüye çıktığı zaman bu taahhütlerini Sayın Bakan yenilemektedir. Ancak adımsal açıdan baktığımız zaman da bugüne kadar gelinen bu 14 aylık süreç içerisinde bu konuda hiçbir adım atılmamıştır. Bunu da buradan ifadelendirmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanımız demin geçtiğimiz konuşmaları çerçevesi içerisinde
kendisine ve bugün bir kez daha kaynağınız bu konuda var mıdır sorusuna blokesinde olduğunu ifade etmiştir. İnşallah o bloke edilen kaynak Sayın Bakan, çünkü zaman zaman oluyor, başka bir alanlarda kullanılmamıştır. Olduğu için onun bir başka alanda kullanılacak bir durum yok. Tamam, öyleyse sizin dediğiniz gibidir. Bir şey göreceğiz demektir, gelişmeleri göreceğiz demektir. Bu açıdan baktığımız zaman Sayın Bakan burada çıkıyor, çeşitli çeşitli taahhütlerde bulunuyor ve bulunduğu taahhütlerinde hiçbirini maalesef ve maalesef yerine getiremiyor. Şimdi senenin sonuna doğru gitmekteyiz ve bu yılki artık eğitim öğretim yılı da tamamlanmak üzeredir. Tabii ki bugünkü durumda, bugünkü şartlarda, bugünkünden itibaren yeni eğitim öğretim yılında yapılması gereken konular üzerinde Eğitim Bakanlığı'nın ciddi çalışmaları yapması gerekir. Yine burada Sayın Bakan'ın taahhütü ile önümüzdeki eğitim öğretim yılında özel eğitimde ve okul öncesi eğitimde tam güne geçileceği konusunda Sayın Bakan'ın taahhütleri vardı. Bu bağlamda da ben bugünkü konuşmamda özel eğitimle ilgili verdiği bir başka taahhüt üzerinden Sayın Bakan'ı ve icraatlarını sorgulama ihtiyacı hissettim. Özel eğitim konusunda Sayın Bakan özel eğitimle ilgili olan tüzüğün bundan belki de bir ay kadar önce Bakanlar Kurulu'na sevk edildiğini ve bir hafta sonra geçirileceğini bu kürsülerden ifade etmiştir. Tutanaklar oradadır. Eğer aksi bir durum varsa da tutanaklara bakarız. Yine birçok kez yaptığı açıklamalarda bu tüzüğün hazır olduğunu ve Bakanlar Kurulu'ndan geçirileceğini ifade etmiştir. Ben yaptığım takipte resmi gazetede böyle bir tüzüğün geçtiğine tanık olamadım. Tabii resmi gazeteye ulaşım konusunda da bir takım sıkıntılarımız olduğundan dolayı belki bizim anladığımız, görmediğimiz bir yerde bu tüzük hayata geçirilmiştir ve geçirilen tüzüğün de gereklilikleri önümüzdeki yıl içerisinde inşallah yapılır. Ama benim görebildiğim kadarıyla bakanın çeşitli söylemleri ve her hafta geçecek diye ifadelendirmesine rağmen özel eğitimle ilgili hazırlanan bu yasal düzenleme maalesef bugün itibariyle hayata geçmemiştir. Şimdi özel eğitim dediğimiz zaman özel eğitimden ne ifade ettiğimiz önemlidir değerli arkadaşlar. Özel eğitim dediğimiz zaman özel gereksinimi olan bireylerimiz, ki bu bireylerimiz üstün zekalı bireyler olabileceği gibi algılama sorunu çeken bireyler de olabilir. Ve tüm bu geniş yelpaze çerçevesi içerisinde bu insanları, bu bireyleri, ki bu bireyler gerçekten bu ülkede topluma kazandırılması gereken bireylerdir. Milli eğitimimizin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda bu bireyleri, bu çocuklarımızı genel ve mesleki eğitim görme haklarından yararlanmasını sağlama faziyetidir esasında. Bugün itibariyle baktığımız zaman kanunumuzda, devlette, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımıza bağlı özel eğitim merkezlerimizde, ki 6 merkez söz konusudur, 227 öğrencimizin eğitim ve öğrenim aldığını görüyoruz. Bunu nereden gördük? Bakanlığın resmi istatistiki verilerinden aldık. Ve 26 tane de kaynak sınıf mevcuttur. Bu sınıfta da 400 tane öğrencimiz eğitim ve öğrenim almaktadır. Şimdi Sayın Bakan özel eğitimle ilgili olan bu çalışmalar esasında bugünün çalışmaları değildir. Geçmiş dönemde, benim dönemimde, benden önceki dönemlerde de bu çalışmaların nüveleri atılmış ve belli bir olgunluğa gelinebilmesi amacıyla da üzerinden bayağı tartışmalar yapılmıştır. Hatta bu özel eğitimle ilgili
tüzüğün yasa şeklinde meclisten mi geçirilmesi, yoksa milli eğitim yasası içerisine amalgame edilerek özel bir tüzük şeklinde mi yapılması konusunda da çeşitli söylemler olmuş, çeşitli beyin fırtınaları gerçekleştirilmiş. Bu bağlamda da baktığımız zaman Sayın Bakan'ın tercihi bu konunun bir yasa şeklinde değil de yapılacak bir tüzükle, ama yasanın içerisinde daha önce hazırlanmış olan ve içerisinde çalışmalı olan yasanın içeriğinin bu tüzüğe amalgame edilmek suretiyle tüzük şeklinde geçireceği yönündedir. Ki biz ana muhalefet partisi olarak böyle bir konuda Sayın Bakan'ın bu tercihine saygı duymaktayız. Bunu da ifade etmek isterim. Ancak buradaki temel sorun değerli arkadaşlar, Sayın Bakan bu konudaki söylemleri doğrultusunda tutarsız söylemler yapmaktadır. Neden tutarsız söylemler yapmaktadır? Çünkü yaklaşık 2 aydır her hafta hayata geçecektir, her hafta hayata geçecektir şeklinde açıklamalar yapmakta. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman ve gördüğümüz zaman bunun maalesef daha hayata geçmediğini görmekteyiz. Şimdi bir başka olgu, tabii gelecek eğitim öğretim yılında özel eğitim merkezlerinin tam güne geçeceği okul öncesiyle birlikte yine Sayın Bakan'ın bize burada verdiği tarihler içerisindedir. Evet, senenin sonuna geldik. Artık yeni yılın planlamasının yapılması zamanıdır. Ve eğer bu okullarımızda tam gün eğitim yapılacaksa bu eğitimin organizasyonu yapılmış mıdır? Gerekli çalışmalar yapılarak gerekli öğretmen ihtiyacı olsun, ders ihtiyaçları olsun ve diğer tüm ihtiyaçlar konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Bu konuda eğer yapılmamışsa ciddi anlamda bir eksiklik var demektir. Bu da Sayın Bakan'ın daha önce diğer konularda ifade ettiği pek çok konunun altı doldurulmadığı gibi bu konunun da altı doldurulmadan kalacağı konusunda bizde bir kanaat uyandırmaktadır. Burada bu konuşmamda yapmak istediğim, vermek istediğim mesaj, Sayın Bakan'ın yapacağı bu adımlara kendilerini cesaretlendirme yönündedir. Eleştirilsel açıdan daha çok buradaki bu vurgularla Sayın Bakan'ın icraatlarını yakinen takip ettiğimizi görmesini ve bu bağlamda da önümüzdeki süreçte verdiği sözlerin altını doldurabilmesi amacıyla harekete geçmesini sağlamakla mükellefiz. Bir ana muhalefet vekili olarak bunu kendimde bir görev sayarak bu konuşmayı yapıyorum. Tabii ki tam güne geçiş özel eğitimde, özel eğitim müfredatlarının da ayrıyeten düzenlemesi anlamına gelecektir. Bu konuda da herhangi bir çalışma var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Ancak bir müfredat çalışmasının ne kadar zor bir süreç olduğunu yaptığım bakanlık döneminde temel eğitim programlarını geliştirme projesi çerçevesinde zorunlu eğitim alanında yapılan müfredat çalışması ve akabinde kitapların hazırlanması sürecinde yaşayan bir kimse olarak bunun ciddi bir enerji, akabinde de ciddi bir çalışma temposu, bir zaman ve zamanın da ötesinde yine bir kaynağa ihtiyaç olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu da malumun tabii ki tekrarlanmasıdır. Ancak bu konu da böyle lafta kalacaksa, bunun da altı doldurulamayacaksa, bu ayrı bir konudur. Bu açıdan baktığımız zaman özel eğitim gören özel gereksinimli bireylerimizin bugün itibariyle de ciddi sorunları olduğunu görmekteyiz. Eski bir Milli Eğitim Bakanı olmam vesilesiyle zaman zaman aileler bu konuda olan sıkıntılarını bize aktarmaktadır. Bizim de buradan bu meclis kürsüsünde bu sıkıntıları hem kamuoyunun gündemine hem de Sayın Değerli Bakan'ın gündemine
getirmemiz bir görevdir diye düşünüyorum. Bu özel eğitim gereksinimi bireylerin son zamanlarda çözüldü mü çözülmedi mi bilemiyorum. Ama özellikle Dipkarpaz bölgesinden Lefkoşa bölgesine taşınan bireylerin taşımacılığı konusunda zaman zaman sorunlar çıktığını duyuyoruz, biliyoruz. Bu konuların aşıldığını ümit ediyorum. Geçen gün, dün Sayın Bakan Girne'de bir ilkokulumuzda, 23 Nisan ilkokulumuzda bir etkinliğe katılmıştı. Bu etkinliği ben de basın yoluyla izleme fırsatı buldum. Gerçekten oradaki okul idaresi ve okul aile birliği çok güzel bir çalışma yaparak okulda bir kahvaltı düzeni oluşturmuşlar ve belli bir süre içerisinde de bu kahvaltıyı o çocuklara, ki 1000'in üzerinde çocuklarda bu oldukça yüksek bir rakamdır, vermek suretiyle bir organizasyon denemesi yapmaktadırlar. Tabii bu denemenin başarıya ulaşması eğer Eğitim Bakanlığı tarafından yakınen takip edilebilirse ilk öğretimde tam gün eğitime geçiş süreci içerisinde en önemli sıkıntılardan bir tanesi olan öğle yemeklerinin de aşılma sorunu için bir yol gösterici, veri tabanı oluşturabilmesi adına bir yol oluşturur. Şimdi buradan baktığımız zaman özel eğitim alan çocuklarımızın özellikle ileri derecede eğitime ihtiyaç duyan çocukların yeme kabiliyetlerini geliştirebilme açısından okullarda bu özel eğitim merkezlerinde kahvaltı verilmekteydi ve bu devlet tarafından bütçesi sağlanarak bu çocuklara bu kahvaltı ulaştırılmaktaydı. Ancak bir dönem içerisinde bu kahvaltının bir şekilde verilemediğini gördük. Son dönemlerde de yaptığım araştırmalarda yine devlet kaynaklı olmayarak ailelerin ve okul aile birliklerinin veya sponsorlar yoluyla bu sorunun çözülmeye çalıştığını ve fakat zaman zaman yine bu konuda da aksamalar olduğu bilgisi bana ulaşmıştır. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu yıl Sayın Bakan'ın başlattığı ve maalesef tarihleme olarak okulların kapanması periyodunda olması sebebiyle çok uzun süremeyecek. İnşallah mali kaynağı gelecek yıla da sarkacak bir şekilde okul sütü adında okullarda süt verilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak bunun zamanlamasının okulların tatil olacağı bu aylar içerisinde olacak olmuş olması ve akabinde de gelecek dönem için herhangi bir kaynak olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu iken bazı temel konularda da yine Eğitim Bakanlığı'nın temel görevlerini yapamadığını görmekteyiz. Bir başka bu dönem içerisinde eğitim adına ve bana gelen bilgilerden bir başka sıkıntılı durum ara dönem içerisinde müdür müdür muayenelikleriyle ilgili tefsinaları yapılmış ve buna bağlı olarak da değerli öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlamıştır. Ancak bunun öğretmenlerimizin ayrıldığı dersler konusunda derslerin doldurulmaması konusunda ciddi sıkıntılar söz konusu ortaya çıkmıştır. Ve yine bir mali kaynak bulunmadan ve Maliye Bakanlığı'ndan yetki alınmadan öğretmen bu eksik yerlerdeki yerlere öğretmenlerin ücretsiz olarak görevlendirdikleri ve yaklaşık bir haftadır bu öğretmenlerin bu alanda da görev yapmaya durumunda kaldıkları, tabii yaptıkları görev ne çalışma gününe eklenebilecek olan bir görevdir, ne de geriye dönük bir ödeme söz konusu olabilecektir. Bu yetkisiz şekilde bu öğretmenlerin burada görevlendirilmesi ne kadar süre daha gelecektir? Bu eksik öğretmenler için Maliye Bakanlığı'ndan herhangi bir yetki alınmış mıdır, alınmamış mıdır?
bunların da ortaya çıkması gerekir ki eğitimde olan her türlü bu aksaklıklar bir şekilde getirilebilsin. Sayın Bakan'ın 14 aydır söylediği bir başka konuda ve kolejlerde giriş sınavı şeklini değiştireceğiz şeklinde söylemleri vardı. Bu yıl kolejlerin son sınavları gelecek birkaç hafta içinde yapılacaktı. Akabinde yeni eğitim öğretim yılı gelecektir. Ve bu mucizevi seçim yöntemini maalesef ve maalesef bugüne kadar Sayın Bakan bize açıklayamamıştı. Daha hükümet programı içerisinde açıklayamadığı pek çok konu gibi. Özel eğitim konusuna dönecek olursak, özel gereksinimli bireylerimizin gerçekten ciddi anlamda eğitime ulaşma açısından şu an itibariyle sıkıntıları mevcuttur. Ama yani bu ifade ederken bugün bu sıkıntılar hemen bugün içerisinde olmuştur anlamında söylemiyorum. Ancak Sayın Bakan'ın buradan çıkarak bu kürsülerden pek çok kez ifadelendirdiği o yasal düzenleme de dahil olmak üzere iyileştirme konusunda herhangi bir adım bugün itibariyle yapılmamıştır. Bizim çok değerli çocuklarımızın gelecek kurma açısından alacakları eğitim hepimiz için, tüm buradaki milletvekillerimiz için de çok önemlidir diye düşünmekteyim. Ve eğitimde gayre çekmek eğitim için ilerleme adına bir adımdır diye düşünerek Sayın Bakan'dan da bu konudaki çalışmalarda altı doldurulmuş somuta yönelik çalışmalar yapması gerektiğini ifade ediyor. Böyle dinlediğiniz için hepinize sevgiler.